Saç dökülmesi olan erkekler eski saçlarına nasıl kavuşabilir? Saç dökülmelerine karşı uygulanan tedavi yöntemleri nelerdir? Saç dökülme tedavisinin kişilere yan etkileri var mı? Kadınlarda saç dökülme nedenleri nelerdir? saç ekimi süresi nasıl işler? PRP nedir? Saça faydası nasıldır? Uzmanlar organik saç ekimi hakkında ne diyor? Kök hücre nerelerden elde ediliyor? Saç ekiminde hastaya ne gibi avantajlar sağlıyor? Organik saç ekimi zor bir ameliyat mıdır? Saç ekimi yaptırmış kişiler ilk günlerde nelere dikkat etmeli? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası şimdi Gündem Sağlık'ta. Programımızın ikinci bölümünde medikal estetik hekimi Feyman Duygu Oktay ile saç ekimini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi saç sağlığından bahsediyoruz. Özellikle erkeklerin en çok yaşadığı sorunlardan birisi saç dökülmeleri. Önceki saç sağlığına değinmek gerekirse ne yapmamız gerekiyor ki biz bu dökülmelere yol açan şeyleri ortadan kaldıralım? saç dökülmelerinin öncelikle tabii nedenlerine bir bakmak gerekiyor aslında önlem almadan önce. Evet. genetik olarak erkek veya kadında genetik olarak saç dökülmesi varsa yani ailede varsa ve ailenin hem anne hem de baba tarafında da varsa bu sefer hızlı bir dökülme görülebiliyor. erkeklik hormonuna bağlı tabii dökülmeler görüyoruz. Bunların genetik faktörle birleştiğinde tabii ki daha hızlı seyrediyor. Androgenetik dökülme dediğimiz dökülme görebiliyoruz çok sıklıkla. En sık rastladığımız dökülme nedeni budur. şimdi burada tabii kişiler Ailelerinde de olunca kendi saçları da hafif dökülmeye başladığında e, mutlaka bir uzmana danışıyorlar çünkü çok e, yeni ve güzel tedavi yöntemleri çıktı var uygulanıyor e, saçımızın içerisine vitamin mineral enjeksiyonları yaptığımız mezoterapi dediğimiz bir tedavi şekli var bunlardan faydalanabilir durdurmak için saç dökülmesini e, yine PRP dediğimiz e, büyüme faktörü'nün saçın içerisine uygulanması tedavileri var. Bunları yaptırabilir kişiler ve bunlar sayesinde, bu tedaviler sayesinde dökülmenin hızını yavaşlatabilir, durdurabilir. Yeni saç çıkışı sağlanabiliyor. Yeni dökülmüş saçlar kurtarılabilir. Saçın sağlığı, kalınlaşması, daha güzel görünmesini sağlayabiliyor. Şimdi kadınlarda bazen ya çok belki de sık görmüyoruz ama Bloks dökümeler görülebiliyor. Ee, o neden, neden kaynaklanıyor? Yani genetik faktörle açıklanılması mümkün mü? E, tabii en sık gördüğümüz genetik ve androgenetik dediğimiz yani hmm. hormona bağlı genetik kökenli saç dökülmesi ama tabii başka saç dökülme nedenleri de var. Mesela e, bölgesel dökülmeden söz ediyorsunuz. Bunlar hem saçın içerisindeki e, bir takım enfeksiyon geçirilmiş hastalıklara bağlı olabilir, strese bağlı... E, bir takım dökülmeler olabilir. Cilt hastalığıyla birlikte giden saç dökülmeleri olabiliyor gördüklerimiz. Ya da o bölge yaralanmış yanmış olabilir. Geçmişte bir şey geçirmiş dikiş atılmış işte oraya süre edilmiş olabilir. Bunların üzerinde saç büyümeyeceği için bu dokuların üzerinde onların da o bölgelerinde kişilerin bazı bölgelerinde saçlarının e, lokal dökülme diyoruz biz onlara. Dökülme görülebilir tabii ki. o, o Onların tedavileri çok daha farklı farklı oluyor saç ekimi yapılabilir o kişilere veya içerisinde yine onların farklı ilaçlarla tedavi yapılabiliyor. Hocam genelde biz görüyoruz. Ben de de belki göreceksiniz. De, şu kısımlarda böyle bir dökülme oluyor. Bazen hı hı. genellikle de erkeklerde işte arka kısımlarda söz konusu olabiliyor. Bu neden hep bu bölgelerde olur? Yani niye şu kısımlarda ya da daha arka kısımlarda olmaz? Şimdi genetik olarak dedik ya saç dökülmemiz genetik yatkınlığa bağlı Ailesel dökülme olabilir. E, kodlarımız var biliyorsunuz. E, saçların da ön bölgesi bu. Tarif ettiğiniz, sizin anlattığınız bölgelerin e, genetik kodlanışı e, erkeklik hormonuna duyarlı. Ve orada maalesef saçı döküyor. Ama arkadaki e, iki kulağımızın arkasındaki ensemizin biraz yukarısındaki bölge ise dirençli. Yani öyle kodlanmış. Doğuştan o bölge dökülmemeye kodlu. O nedenle o bölgedeki saçlarımız her zaman dururken erkek tipi saç dökülmesinde e, maalesef bu ön yan üçgen dediğimiz bölgeden başlayıp tepeden de açılıp sonra ortada birleşecek kadar ilerleyebiliyor dökülme. Bu bölge e, hormona duyarlı. Hormondan etkileniyor. Daha fazla etkileniyor daha doğrusu. E, arkadaki o dirençli saçları da işte biz e, saç ekiminde kullanıyoruz dökülmedikleri için. Hocam bu anlamda bir yaş, başlangıç ve sonu var mıdır? 40 yaşlara geldik zaman anladığımız kadarıyla daha azalıyor bu dökülmeler. Hmm. Hangi yaşlarda başlar ve hangi yaşlarda biter? Hmm. Ya da bitiyor mudur? Hani evet doğru yani şimdi yoksa. çok erken yaşta görülmeye başlandı. 20'li yaşlarda çok başvuran, soru soran, merak eden bu konuya kişiler var. 40 yaşına doğru duyarlılık azaldığı için dökülme de azalıyor, yavaşlıyor. Yani 40 yaşına kadar... Ne kadar korursanız o kadar iyi. 45'te falan tamamen durduğu e, tespit edilmiş. Yani O zaman kadar kalıyorsa artık e, belki de müdahale ettiğini... O yaştaki de, modeliniz evet. kal, o modelde oldu. kalmış <laughs> oluyorsunuz. Yani onun üzerine bir şey yapılabilir. Bir de tabii çok yaşlı, hani 60-65 yaşın üzerinde yaşlılığa bağlı saçın incelmesi, yıpranması gibi şeyler oluyor. Ama o tabii bizim bu bahsettiğimiz dökülme değil. O daha farklı. Şimdi e, hep söylenen işte çocukların işte 18 yaşın 17 yaşındaki çocuklarda hep jöle sürülür. İşte farklı işte Briantin ya da isimlendirmek gerek hı. hı. ama belli şekillendiriciler kullanılabiliyor. Bu anlamda gerçekten bir etkisi var mı dökülmeye ya da bunu nasıl yapmalar? Yani o bakım süreci nasıl yürütmeliler? Şimdi tabii çeşitli şekillen, saç şekillendirici ürünler, yanlış kozmetik ürünler veya içeriği kötü olan şampuanlar diyelim. Bunlar saça zarar verebilir. Kuaförlük, yanlış kuaför uygulamaları, boya ya da çok renk açıcı kullanılarak üst üste yapılan bu tip uygulamalar saçın dış koruyucu tabakasını yıpratır ve saçlar yanarak, koparak veya işte aslında çok dayanıklı saçın dış kısmı ve esneyebiliyor dikkat ederseniz. Buna rağmen hani onu yıpratırsanız o koruyucu zırhı saç da böylece şey yapıyor, dökülebiliyor, kırılıp dökülebiliyor veya kopabiliyor. Bu tarz şeyler olabiliyor veya dediğiniz ürünleri kullanıp çok fazla kullanıldığında saçın hava alması yani oksijenlenmesini bozuyor ve bu durumda da saçın dökülmesi hızlanabiliyor. Hocam yöntemleri gelmek gerekirse teknolojiyle beraber belki bir 10 yıl öncesinden çok daha ileri noktadayız ve farklı yöntemler isimlendiriliyor. Biraz önce de siz ifade etmiştiniz. Nedir? Yani bir kişi, özellikle saç problemi yaşadığında nasıl gelmeli ve nasıl bir süreç yaşanıyor? Nasıl bir ekim süreci yapılıyor saç ekimi? Şu anda tabii bizim son olarak uyguladığımız teknolojiden bahsetmek istiyorum ben. Organik saç ekimi dediğimiz bir yöntemi uyguluyoruz. Kök hücre nakliyle birlikte e, yağ transferli saç ekimi yapıyoruz. Bu son teknoloji artık şu anda uygulanabilecek. E, bunun da e, tabii şöyle bir e, etkisi oluyor. Şimdi Normalde yıllardır e, tek tek alma metodu FUE ile saç ekiyorduk. E, PRP destekli yapıyorduk bunu büyüme faktörüyle yapıyorduk. Fakat son 2-3 yıldır e, özellikle karın bölgesinden alınan çok az miktarda yağ hücresinin aralarına gizlenmiş kök hücreler var. Bunları konsantre hale getirerek dışarıda hastamızın saçlı derisinin altına naklediyoruz. böylece hem kendi saçlarını çoğaltıp, kalınlaştırıp, dökülmesini durdurabiliyoruz. Hem de üzerine saç ekiyoruz ve bunun sayesinde oranın damar yapısını, oksijenlenmesini, kanlanmasını arttırmış oluyoruz. Altta güzel bir besleyici Zemin hazırlıyoruz, o zemin üzerine saç ekiyoruz... Saç hem çok iyi tutuyor, hem de çok daha kalın, gür ve sağlıklı oluyor. Başarısız olma ihtimali var mı? Yani mutlaka her olayda ya da her müdahalelerde olabiliyor evet. ama... Evet. Şimdi öncesinde bir check-up yapılıyor tabii, hastalarla bir görüşme, birçok soru soruyoruz. Hastamızın karın yağ bölgesi estetik cerrahlar tarafından muayene ediliyor. Aynı zamanda bir kan testinden geçiyorlar. Bunların hepsi bir gün içerisinde bitebilecek testler. Bunların hepsine uygunsa, bunlar yapıldıktan sonra tabii ki hastane ortamında ve ameliyathanenin içerisinde bunlar bu uygulamaya hastalar yaptırabilirler. Doktorların yaptığı bir uygulama, tabii ki hekimlerin yaptığı bir uygulama tamamen. O nedenle de başarısız olma ihtimali yok gibi. Evet, Bunları seans, yaptıktan sonra evet, yok gibi. Zaten mutlaka o teknolojiyi kullanılarak e, yapılıyor ve hı hı. E, olasılıklar daha da artıyor. Bu anlamda seanslar anlamında bir, bir şey var mıdır? İşte Yani kaç seansta yapılıyordur bu işlemler? E, süreç ne kadar devam ediyor? 6 ayda mı, 8 ayda mı ya da bir yılda mı kendine geliyor saçlar? O süreç nasıl yaşanıyor? Seans olarak organik saç ekiminde kök hücre yağdan elde edilmiş yağdan elde edilmiş kök hücre nakli birkaç kez hayatınız boyunca yaptırabileceğiniz bir uygulama kolay bir saat süren bir uygulama. O arada işte ağrı acı da duymuyorsunuz. Öyle dikiş, yara izi ya da vesaire gibi bir ameliyat sonrası sorunları da yaşamıyorsunuz. Ağrısız çıktıktan sonra da ağrınız olmuyor. Yani hatta söylemeseniz kimsenin pek anlayabileceği de bir uygulama değil aslında. E, konforlu bir uygulama bence. E, bunu hayatınızın belli periyotlarında 10 yılda bir, 5 yılda bir, arzu edilen dönemlerde yaptırabilirsiniz. Saç ekimini üzerine eklemek istiyorsanız bu hayatınızda 2 veya 3 kere saç ektirebiliyor kişiler yaptırabileceğiniz bir uygulama. Ama hiç saç çekilmeden de kök hücre, yağdan elde edilen kök hücre nakli yaptığımız bayan hastalarımız da var. Onları da söylemek istiyorum. Yani ben artık saç ekimine uygun değilim. Ay, çok üzülüyorlar işte saçımı kaybettim. Özellikle bayanlar için çok büyük bir sıkıntı saçın olmayışı. Onların bir şansı var artık. Yanıklarda olabiliyor mu bu? Yanıklar Mutlaka. Mutlaka onların altına e, yine bu kök hücre yağlı, yağdan elde edilen kök hücre yağ hücreleriyle birlikte naklediliyor ve oranın kanlanması ve dokunun daha yumuşak ve e, sağlıklı olması sağlanıyor. Onun üzerine de ekim yapılabiliyor. Bunda hiçbir sınırlandırma yok değil mi? Yani e, hastalık yaşanmış olması ya da tabii mutlaka ki belli hastalık türlerinde de e, operasyonlar hep sıkıntılıdır ama hem yaş anlamında ya da hem de, de sağlıkla ilgili bir e, sınırlandırma söz konusu mu? Normal saç ekiminde de öyledir ama çok büyük bir sınırlandırmamız yok. Ee, hastamızın eğer e, hani çok ciddi bir sıkıntısı yoksa bir kanser hastasını yapmıyoruz. Onlara zaten etik olarak pek bir şey uygulama, uygulamak istemiyoruz. Ee, yine işte gebelik dönemlerinde bu tür uygulamalar yapılmaz. İleri derecede cildinde o bölgede yapılacak alanlarda bir bağ doku hastalığı varsa uygulamıyoruz çok ileri böyle hani çok kontrolsüz diyabetiklerde, diyabetik hastalarda yapmıyoruz, uygulamıyoruz. Şimdi diğer yöntemi yani tek tek işte saç, yani ense kısmından aldığımız saç yönteminden ne kadar hani bunu ayırabiliriz? Çok başarılı olduğundan bahsediyorsunuz ama organik. Hep isimlendiriyoruz. Organik ismi insanın da kulağına hoş geliyor ama bu anlamda gerçekten diğer yönteme göre çok çok böyle önemli bir etkisi var mı? Şimdi tabii var. Sonuçlarını gördükçe zaten onu söyleyebiliyoruz. Birincisi şunu anlatmak isterim. E, saçın alımı arka ense bölgesinden muhafaza edilmesi dışarıda e, vücuttan ayrı ayırıyorsunuz saçı ve dışarıda başka bir sıvının içerisinde belli bir ısı değişikliği yaşıyor ve ölme riski var tabii ki. Belli bir süreyi geçmemeniz gerekiyor ve canlılığını korumaya korumasını sağlayarak e, gerekli alana onu nakletmeye çalışıyorsunuz. Saç ekiminin en büyük e, tuttu tutmadı derler ya. yani saçı ekildi ama tutmadı, iyi tutmamış filan Orada o onları iyi ayarlanamadığında e, saçın ölme riski tabii ki var. Yani 3000 tane kökün belki yüzde %10'unu 20'sini kaybedebiliyor hasta ekilirken. E, fakat eğer e, altta siz güzel bir doku yaratmışsanız kanlanması iyi, yeni damar oluşumları olan, e, oraya güzel oksijen giden bağ dokusu Kendini yenilemiş bir doku oluşturmuşsanız bu riski çok aza indiriyorsunuz. Yani çok yüksek oranda saçı tutmasını sağlıyorsunuz. Ee, bir de tabii zamanla cildimizin altındaki o dokular da yıpranmış oluyor. Onu oraya yeniden oluşturuyorsunuz ve o yeniden oluşturduğunuz dokunun üzerine saçı koymuş oluyorsunuz. Bu güzel bir etki yaratıyor. Artı kendi saçı varsa, e, sizinki gibi bir modeldeyse mesela saçı, kendi saçını çoğaltıyorsunuz. Normal saç ekiminde böyle bir şey yok. Yani e, normal saç ekiminde alıyorsunuz saçı bir yerden bir yere naklediyorsunuz. Boşluğu dolduruyorsunuz. Kendi saçına ekstra bir şey yapmıyorsunuz. Ama artı bu e, organikteki kök hücre nakliyle kendi saçını da çoğaltıyorsunuz. Hepsi birlikte çoğalmış oluyor. Gönlümde doğal biraz daha doğal oluyor yani. Tabii ki evet. şimdi tabii şöyle bir avantajı da var. Onu da söylemek istiyorum. E, saçı ekebilmeniz için cildin altına belli ilaçlar ve sıvılar vermeniz gerekiyor. Orayı genişletmeniz alanı, çalışacağınız alanı kemikten biraz ayırmanız gerekiyor. Bu ilaçlar ve sıvıları verdiğiniz zaman bunlar neticede kimyasal. E, fakat kendi yağınızdan aldığınız ve onu hiçbir ilaçla karıştırmadan kök hücre elde ettiğiniz, e, konsantre edilmiş haldeki yağ ve kök hücre karışımını oraya yerleştirdiğinizde bu ilaçlı sıvıları daha az kullanıyorsunuz. Hatta hiç hiçe yakın diyebilirim. Yani çok çok aza inmiş durumda kullanımı. E, organin aslında organik kelimesi de oradan e, as, çok yerine oturmuş bir kelime. E, hiçbir dışarıdan çok fazla kimyasala maruz kalmadan saça ekmiş oluyorsunuz. Süreç nasıl oluyor? Bakımını nasıl gerçekleşiyoruz? O süreç evet, bir e, uygulama yapılıyor. Ondan sonra hasta ne yapıyor? Bir gün sonra ev, ya da aynı gün herhalde evine geçiyor. Evet hastane ortamında gerçekleşiyor. Sabahtan başlar. E, ya alımı ve kök hücrenin ayrıştırılması ve nakli bir saat kadar sürer. E, ardından saçların alınması veya kanallarının açılıp oraya ekilmesi süreci başlar. E, 7-8 saat süren bir toplamda uygulamamız. E, akşam hastaneden hastamız çıkar evine gider. E, gittiği ortamda e, ağrısı olmuyor hastaların. E, Organik saç ekiminde ağrı hiç olmuyor gibi bir şey diyebilirim. Onun dışında herhangi bir yüz şişliği, morluğu gibi bir sıkıntı yaşamıyorlar. O gece biraz tabii dikkat etmeleri lazım. Ee, genelde seyahat yastığı taktırıyoruz boyunlarına ve çok fazla yastığa değdirmeden saçlarına uyuyorlar. Ee, ertesi günde yine sakin bir gün geçirmelerini isteriz hastaların. Daha sonra yıkaması oluyor ikinci günden sonra. Biz yıkıyoruz, hastalara öğretiyoruz saçı ekilmiş kişilere. Nasıl saçlarını yıkacaklar? Bir 15 günlük özenli yıkama süreci var. Ee, daha sonra takiplerini yine muayene muayenehanede yapıyoruz. Ee, ayda bir kez kontrollere gelirler. Gelemeyen hastalar fotoğraf gönderirler, E-mail emaille yazışıyoruz. Ee, şimdi tabii çok kolaylaştı evet, haberleşme. Da, evet, Gelişim ilk e, dökülmeler e, kök hücre nakli olmuş e, hastaların. İlk dökülmeleri fazla olmuyor yani saçlar yerinde duruyor. Çok fazla miktarda saç kırılıp dökülmüyor. Ve tekrar çıkışlar ve uzamada süre çok kısaldı 2-3 ay gibi. 2-3 ayda çok kısa saçları görebiliyoruz analizle, saç analiziyle. Onun dışında da yaklaşık 4-6 ayda bayağı bir şekillenmiş olur saçları. Hocam şimdi genelde, tabii rakamları vermek çok doğru olmuyor ama, hep bazı uygulamalar, estetik uygulamaları ücret değil de insanların soru işareti olabiliyor kafalarında. Bu anlamda bir uygulamayı yapmak hani ne kadar, ya maliyet olarak belki söylemek doğru olmayacak ama yüksek bir ücret midir, yapılabilir mi ya da ne düzeyde bir durum söz konusu olabilir? Çünkü böyle rakam verince şey oluyorsun. Çünkü bazen isimlendirmek çok doğru olmayabiliyor. Yani rakam vermeyelim o zaman ama ha. sonuçta... Ee, normal bir saç ekimi çeşitli kliniklerde farklı farklı fiyatlara saç ekimleri yapılabiliyor. Şu an Türkiye'deki ortalama değerlerden yüksek değil. Ha, yani, yani hem organik saç yaptırıyorsunuz, evet, evet. kök hücre nakli yaptırıyorsunuz, bir estetik cerrah tarafından yapılıyor. Hastanenin ortamında ve ameliyathanenin steril koşullarında yapılıyor. Saçınız da aynı ortamda doktor ve sağlıkçı bir ekip tarafından ekiliyor. Ee, bunun maliyeti. Kesinlikle şunu söyleyebilirim, Türkiye ortalamasının üzerinde değil. Hocam biliyorsunuz bizim özellikle estetik anlamında birçok ülkeden daha ileri noktalarda olduğumuz söylenir. Saç ekimi için de farklı ülkelerden de ziyaretçilerimiz oluyor. Bu anlamda da yoğun bir talep var mıdır organik saç ekimine? Çok yoğun bir talep var. Çok farklı şehirlerden, yurt dışından, Orta Doğu'dan çok fazla talep var. Hastalar başvuruyorlar. Çünkü demin de biraz bahsetmeye çalıştım. Sana artık bir şey yapamayız olmayacak denen kişiler de mutlaka bir görüşmek istiyorlar. Yani onlara çünkü bir şeyler yapılabileceğini fark ettiler. O nedenle talep çok yüksek. Çok teşekkürler fen hocam. Sağ olun katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet bu hafta da sağlık alanındaki iki konuyu ele aldık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.